Kardeşler, bir kızın babası ve annesi tarafından evliliğe uygun bulunduktan sonra erkekle yapılan sözleşmesine bizde nişan deniyor. Nişan kadim bir iştir. Yani evleneceklerin ön sözleşme yapmaları anlamında Peygamber Aleyhisselam Efendimizin zamanında da vardı. Yani önce bir gelip istenir kız, örf nasılsa artık, veya kız gider öbür tarafla biz evlenelim der, o da olabilir. Onu da söylemiştik, o da mümkündür. Bu isteğe olumlu cevap verildiğinde bizde bir yüzük takma var. Bu yüzüğün evlilikle bir alakası yoktur. Yani haram da değil, farz da değil, sünnet de değil. Yüzük takmak şuraya takarsan daha uygun olur şeklinde sünnettir. Yani yüzük bir İslamcılık ilavesi tarzında bir sünnet değildir. Örftür. Örfe de izin vermiştir şeriatımız. Efendimiz yüzük kullanıyordu. Mühür olarak kullanıyordu yüzüğünü. Kaşesi gibiydi diyelim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler, bizim şeriatımız, yani İslam dininde nikahtan önce hiçbir şey geçerli bir beraberlik izni oluşturmaz. Nişanlanmakla nişanlanmamak arasında din açısından hiçbir fark yoktur. Bu ne demek? Ahmet'le Ayşe'nin nişanlandığını kabul edelim. Bunlar 2 sene nişanlı kalsalar, sokaktaki bir Ahmet'le sokaktaki bir Ayşe gibidirler. Mesela Ahmet Ayşe ile nişanlandı diye Ayşe'nin annesinin elini öpemez. Yabancı bir kadındır bu. Sokakta bir kadının eline tutmak nasıl haramsa, nişan kaynanasının eline tutmak da haramdır. Aynı şekilde Ayşe de nişanlısı Ahmet'in babasının bir şeysi değildir. Hiçbir şeysidir. Nişanın bir bağlayıcılığı, kilitleyiciliği yoktur bizde. İslam'da söz ediyorum. Müslümanlıktan söz ediyorum. Ebu Hanife'nin öğretmenliğini yaptığı fıkıh terbiyesinden söylüyorum. Nikahtır her şeyi bloke eden. Nikahtan önce bağlayıcı bir şey yoktur. Bu sebeple nişanı abartmak, sanki her şey olmuş gibi veya bütün sözleşmeler bitmiş, imzalar atılmış gibi kabul etmek Müslümanlığa aykırıdır. Bu bizi şu sonuçlara götürüyor. Nişanlılar, erkek veya kız tarafı vazgeçtim dediği zaman herhangi bir vebale girmezler. Nikahtır ancak mahkeme kararıyla, kadının kararıyla iptal edilebilir. Ya da işte erkek hakkını kullanır ya da kadın bir tür boşanma hakkını kullanır. Bunun dışında nişandan dolayı, mesela biz 2 aydır nişanlıyız, ben uygun görmedim, vazgeçiyorum, kıyamet günü kul hakkı olur mu? Hiçbir hak olmaz. Peki ciddi oyun oynadık, oyundan vazgeçtim. Bu insanlık meselesi, ahlak meselesi. Şahsiyet, diniyet meselesi bu. Nişanlılık nikah vaktine kadar bir tanıma ve tanışma sürecidir zaten. Neden tanıma ve tanışma süreci oluyor? Tanışamazsak, anlaşamazsak selamun aleyküm, aleyküm selam demek için. Peki biz bir sürü törenler yaptık. Oo, törenler anlamadığım bir iş zaten. Nişan için bir salon tutuluyor, düğün için okyanusta düğün yapacaklar herhalde. Yani koca otel nişan için kiralandı. Stadyum gibi bir şeyde nişan yapılıyor. Bunun düğünü de uzayda olur olsa o yani. Başka bir yerde düğün olmaz yani. Nişan buysa. Bu deptebe, israf, tuzak başka bir şey değil. Zaten nişana da o kadar büyük yatırım yapıyorsa bir aile, anla o, o acayip bir bozuk gidiyorlar işte. Yani çünkü birbirlerine gösterişten başka verecek bir şeyleri yok demek ki. Sen şunu hazırladın, ben bunu hazırladım. Evlilik birbirine yüreklerini feda etme işidir. Ama tabi evliliği Allah'ın yarattığı fıtratın dışında bir mekanizmayla icra etmeye kalkarsan sana salon yetmez o zaman. Salonlara sığmazsın sen. Evlilik öncesi nişan, nikah yapılmadan önceki nişan fıkhen, dinen
hiçbir bağlayıcılık taşımaz. Dolayısıyla taraflar birbirlerine hediye götürdüklerinde bu hediyeleri geri alırlar. Yenen içilenler hariç herkes hediyesini geri alır. Buradan bir hak hukuk doğmaz. E götürdüğün çikolatayı da istersen o da ayıp tabii yani. Bırak onu yediler o gün. Zaten yarısını senin misafirlerine tutmuşlardı. Yani bilezikti, altındı vesaireydi. Götürülen şeyler geri alınır. Çünkü nişanın hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Adı üstünde nişan, nişan. Ne demek nişan? İşaret koyuyorsun. Bu işte filancaya pazarlanıyor diye. Bu koyun satılacak diye, bu ağaç kesilecek diye üzerine bir nişan konduğu gibi biz ileride evleneceğiz inşallah diye birbirlerine nişan. Bunun için de yüzük takıyorlar, söz veriyorlar. Hatta ve hatta nişanların mümkün olduğu kadar sadece iki ailenin çok yakın kadrosu içerisinde yapılmasını da tavsiye ederiz. Çünkü debdebeli düğünden daha dehşet bir nişan dönüş yollarını zorlaştırıyor. Dönüş yolunu zorlayınca da ileride patlayacak bir fıçıyı su dolduruyorsun demektir. Şeriatımız tabii bir şekilde nikaha kadar herkes serbest olsun diyor. Niye? Ben vazgeçtim diyen de bir sıkıntı olmasın. Ben vazgeçtiğimi zorlaştırdığın zaman kerhen devam eden bir beraberlik başlayacak demektir. Bu kerhen bir gün patlayacak. Evliliğin 25. senesinde de 35. senesinde de patlayabilir de nitekim bunun kaç örneğini görüyoruz her gün. Hayatın içinde yaşıyoruz. Bu ayrıntılara girmemize gerek yoktur. Kardeşler, örfümüzde bir yanlış uygulama var. Şimdi deniyor ki kız ve erkek nişanlandılar. Evet. Bunlar şimdi beraber gezecekler. Bu beraber gezmede günah işlerler. Nikah kıyalım bunlara. Kıyın. Kıyın. Allah mübarek etsin. Tamam. Haziranda nikah kıydık. Düğün ne zaman? Bir dahaki Haziranda inşallah. O zaman ne düşünüyorsun? İnşallah nikah kıyacağız o zaman, düğün yapacağız. Hani şimdi nikah yapmıştınız? Bu imam nikahı. O zaman da müezzin nikah kıyacaklar herhalde. Bir kere mümin, mümin, şeriata iman eden bir mümin, nikahı imam müezzin diye ayırmaz. Ne demek imam nikahı? Bu resmen orijinali değil, kaçamak işimizi idarede kılıf nikahı bu. Kendi de diyor ki düğünden önce bir nikah yapacağız diyor. Şimdi ne yapıyorsun? Yasal prosedürü idare ediyoruz işte. İyi de kardeşim sen bir beşeri sistemde uyduruk kağıt üzerinden naylon fatura kesmeye alışmışsın da bu melekler anlamaz mı naylon faturadan? Şimdi anne baba oturuyorlar, nikah kıyalım çocuklarımız günaha girmesin. İyi kıydınız. İmam geldi. Ne alakası varsa imamla nikahın geldi. Nikah kıyıldı. Verin kızı ben gideceğim. Deli misin? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya nikah kıyma. O nikah değil. Sübhanallah. Şeriatımız eğlence konusu değildir. Zaten şu imam nikahı kelimesinde çıldırtan bir alerjik hastalık var. Ne demek imam nikahı? Allah'ın nikahı bu. Nikahımızı imamın kıyması gerekmiyor ki. Burada ciddi bir hata var. Laubalilik var. Bunun adı laubalilik. Başka bir isimle bunu isimlendiremiyorum. Nişan sürecinde nikah yapılabilir mi? Yapılır. Bunun dinen bir sakıncası yok. İş bitmiştir o şartla. Kaynananın elini öpersin. Evlendiğin kızı da alır gidersin. Evde mi, otelde mi, nereye gideceksen gidersin artık. O kadarlık değil. Çeyrek nikah bulunmuyor efendim. Çeyrek döner olur da çeyrek nikah olmaz ama. Varsa bunun ciddiyeti vardır. Herkes böyle yapıyor. Onu bilmem. Herkes de gavur oluyor belli yerlerde. Yani bu Allah'ın diniyle oynanmaz. Peki ne tavsiye ediyoruz? Bir, en fazla 3 ay nişan sürmeli. 3 aydan fazla nişan sadece beladır. Başka bir şey değildir. Çok olağanüstü şartlar olur. Yani işte delikanlı askere gitmiştir, tedavi görüyordur. Belki bunun için
4 ay 5 aya uzatılabilir. 3 aydan önce de salı günü nişan yapıp perşembe günü de düğün yapmak da doğru değil. Bu tanışma sürecini demlemek lazım bir miktar. O gidip tanışırken aileler, işte ben kendime kız alıyorum, ha ben o evlat alıyorum, yok bunlar, kimse bunlara inanmasın. Elbette vallahi ben çok stresli bir adamım, boşalacak bir yer bulamıyordum, saksıları hep kırdım, senin kızını alıp akşamları dövmek istiyorum gelin olarak diye kız istemeye gelmeyecek adam herhalde. Verdik bizim çocukları, biz yalnız kaldık, bir evlat istiyoruz işte evde filan. Bu edebiyatlar hep böyle, çağlardan beri böyle söylenir bu zaten. Biz de verdik, Allah hayırlı etsin, mübarek etsin. Bu laflara kimse inanmamalıdır. Aileler birbirlerini araştırıp, gençler birbirleri üzerinde ikna olması için bir ay, iki ay bir nişanlılık dönemi geçirilmeli. Bu dönemde üçüncü bir kişinin bulunduğu yerde nişanlılar bir arada olabilirler, görüşebilirler. Asla birbirlerinin eline tutamazlar, birbirleriyle yakınlaşamazlar. Bir yeğen, bir işte benzer bir yakın akraba, anneler babalardan bir tanesi bulunarak üçüncü bir kişi oluşur. Halvet dediğimiz tehlikeden kurtulunur. Bir arada bulunabilirler. Telefonla görüşebilirler. Bu telefon görüşmeleri yatak odası düzeyine düşmeyecek şekilde. Sorular sorulabilir, tatmin olunabilir, birbirlerine ikna olmadıkları şeyler sorulabilir. Neticede mutmain olurlarsa, tamam bu benim aradığım gibidir derlerse eğer, ciddi bir şekilde evlenmelerinde bir sakınca olmaz. Nikahları kıyıldığı günde bunlar karı kocadırlar. Karı koca olmaya hak tanımayan nikahın kıyılması dinle oynamaktır. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Buna şahit de, böyle bir nikah şahit de olamayız. Yani naylon fatura gibi naylon nikah olmaz. Bunu kim yaptıysa hata etmiştir, istiğfar etsin.